Konuştuk ama yine de konuşacağız. Şimdi Şiar, seni tebrik ediyorum. İyi puan almışsın. Çoğu tıp geliyor inşallah. Ankara'daki tıplar da geliyor. O açıdan bizim Beytüşevabımızın şırnağın gurur. Şimdi geçen sene yerleşemediğim için bu sene biraz daha şey yaptım. Ortalama 5-6 saat günlük çalıştım yani. Zorlu bir süreç. Biraz insanı zorluyor ancak kendimi biraz sıktım yani açıdan. Kaç sene gitti? Final. Sen var hem işin hakkı o personelde? Benden ücret almadı. Almadılar. Yok, aferin onlara. Kendini tanıtır mısın? Ben Şiarcıyım. Büyük şebaplıyım. 7 aile, 7 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Büyük bir başarı elde ettin sınavda ve girdiğin sınavda birincilikle çıktın buradan. Şırnak'tan özellikle Büyük Şebap'ta birinci olman neyi kazandırdı? Bu sınav sürecinde neler yaptın, bize açıklar mısın? Şimdi öncelikle bir zorlu bir süreç. O anlamda ilk başladığımda kendimi sınava odaklı şey yaptım. Kendimi zorladım yani. Düzenli bir çalışma ve hedeflerime ulaşma açısından kendimi üniversite sınavına zorladım. Sürekli bir tempo, sürekli bir çalışma. Düzenli olarak kendimi oraya odakladım. O şekilde yani. Kaç puan aldın peki? Tam puan olarak 461. Bu okul puanla birlikte 517 oldu. 517. Şırnak'ta özellikle Büyük Şebap'ta birinci olmak nasıl bir duygu? Şimdi bölgemizde eğitimin biraz özellikle öğrencilerde biraz geri kalmış olması beni biraz daha şey yaptı, heveslendirdi. Özellikle Büyük Şebap açısından hani bir öğrencilere en azından bir yol göstermek amacıyla beni gururlandırdı bir tarafta. Peki ne olmak istersin öyle okuduktan sonra, üniversite bitirdikten sonra? Şu an doktor olmayı düşünüyorum. İleride umuyorum ülkeme de Bötüşebaba ya da Şırnak'a herhangi bir vatanın herhangi bir köşesinde çalışmak istiyorum yani. Millete hizmet etmek istiyorum. Bu sınav sürecinde ailenin desteği oldu mu peki sana? Ailem daha başta bana destek oldu. Sürekli bana güvendiler beni. Hani çok da zorlamadılar. Sonuçta başarı bir taraftan da bireysel olduğu için kendileri bana güvendi, beni destekledi. Yapabileceğimi onlar da benim kadar yanıyordu. Süreç bu şekilde ilerledi. Beytişah İlçe Kaymakamı Sayın İsmail Pendik bu birincilikle ilgili seni makamına çağırdı ve burada seni ödüllendirdi bir nevi. Neler söylemek istersin bununla ilgili? Öncelikle kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Burada bizi ağırlamış oldu. Yani çok uzun uzadıya bir şey söylemek istemiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sana. İsminiz nedir? Ben Sekvan Cin. Ben Şiar Cin'in babasıyım. Ben oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah ileride vatana ve millete hayırlı bir evlat olacak. Diyeceklerim bu kadar. Buradan da Kaymakam Bey'e çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Beytüşebap Kaymakamı İsmail Pendik. Bugün burada Beytüşebaplı güzel bir gencimizin başarısını tebrik etmek için gencimiz bizi ziyaret ettiler ailesiyle beraber. Hem ailesini hem gencimizi, Şiarcin kardeşimizi tebrik ediyorum. Kendisi Beytüşebaplı bir gencimiz. Üniversite sınavlarında yakın zamanda sonuçları açıklanan üniversite sınavlarında çok büyük bir başarı elde etti. Bölgemiz açısından, özellikle Beytüşebaplı gençler açısından ben bu başarıyı çok önemsiyorum. Demek ki çalışınca, gayret edince bu ülkedeki bütün imkanlar açılıyor ve bu gencimiz inşallah kendisiyle muhabbetimizden anladığım kadarıyla tıpı tercih edecek. Ankara'daki, İstanbul'daki birçok tıp kazanabiliyor. İnşallah aldığı puanla bu tıplara yerleştirecek ve doktor olacak. Ve kendisiyle konuştuğumuzda diyor ki Beytüşebap yöresinde bir Şırnak ve bu bölgede doktor açısından, sağlık hizmetleri açısından doktor eksikliğinden dolayı bir eksiklik görüyor. İnşallah kendisi doktor olup gelip burada kendi insanlarına, kendi ülkesine hizmet edecek. Bu açıdan kendisinden gurur duyuyoruz. Kendisini idealist bir genç olarak gördüm.
idealleri olan bir genç olarak gördüm. Başarı, eğer başarının yanında ideal yoksa o başarı sınırlı kalıyor. İdeali olan gençlerin başarılı olması da, idealist olan gençlerin başarılı olması da hem bu bölge insanının geleceği açısından hem de ülkemizin geleceği açısından çok önemli. İnşallah Şiar doktor olacak ve gelip buralarda hizmet edecek. Biz de bu süreçte, kardeşi de başarılı, ilçe birincisi olduğu liselere giriş sınavında. Maşallah Rabbim bu aileye güzel çocuklar bağışlamış, zeki çocuklar bağışlamış. Bizler de bu ailemize eğitim sürecinde kaymakamlık olarak desteğimizi sunacağız. İnşallah Şiar ve kardeşi ve Beytü Şevaplı çocuklar okuyarak, terörden ve şiddetten uzak bir şekilde hareket ederek hem kendileri için hem aileleri için hem de ülkemiz için başarılı ve güzel hizmetler yapacaklar.